Tebrikler Murat. Ben buradan sizlerden iki alkış rica edeceğim. Bir tanesi söz ve müzik, bu güzel şarkının söz ve müziği sevgili Hakan Altun'a ait. Bir Hakan Altun'a alkış gönderelim. Gerçekten harika bir eser çünkü. Diğeri de bunu çok güzel yorumlayan Sayın Cengiz Kurdoğan'a da bir alkış gönderirseniz. Çok çok teşekkürler. Jüri üyelerimize döndük. Bakalım neler söyleyecekler. Metin abi hazır. Murat'cığım kutluyorum. Bülent Hanımefendi de takip etti. Çok temiz okudun bir defa. Yani illa eleştirecek bir şey bulursa şarkı sözlerini iyi anlatamadın derim. Özellikle başlarda. Onları da daha iyi anlatsaydın gerçekten yıldızlı onu hak etmiştin. Ama bu temiz yorumla ben sana 9-8 veriyorum. 9 ve 8 geldi Metin Akpınar'dan. Teşekkürler Metin abicim. Gülben Hanım. Çok güzel okudun Murat. Şarkı da zor bir şarkı. Sahneyi ne kadar güzel kullandın. Nasıl ilk bölümde bir alkış aldın. İkinci bölümde de orayı kullanmanla seyirciyle hem göz diyaloğu yaptın hem şarkının bir kısmını orada söyledin. Hemen de görüyorsun seyirciden ne kadar güzel hemen bir tepki geliyor dinleyiciden. Tebrik ederim. Şarkının girişinde bence sende değildi hata. Playback'te bugün belki mikrofonlarda mı bir sorun var acaba? Girişte bir sesin gitti geldi. Yoksa sen mi geç girdin? Ben mi yanlış? Sen mi geç girdin? Biraz kısıktı sanki. Daha sonradan açıldı. Kısıktı efendim. Sonradan evet. Açıldı. Evet. Ben 9-9 veriyorum sana. Tebrik Çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. 9-9 geldi. Teşekkürler Gülben Hanım. Armağan'cığım. İyi şarkı söylüyorsun. Ona herhalde kimsenin itirazı yok zaten. Ama bu senin ben oynamayan boynunu ve oynamayan bedeninden hiç haz etmiyorum onu söyleyeyim böyle. Böyle bir o gerçek değil misin duygusu veriyor. Sanki sadece bu yarışma için bir yerden buraya iniyorsun sonra tekrar geri gidiyorsun gibi. Anlamıyorum ben bunu. Bu oynamayan bir boyun ve böyle nasıl duruyorsun öyle hani ben onu anlamıyorum. Bir de saçlarını da öyle yapmışlar getirmişler kafana tas gibi de koymuşlar böyle bir tane adam kukla gibi. Oynat şu boynunu yahu. Ağrıyor mu? Tutuk mu? Yok. O zaman bak. Hani bir şöyle bir kafanı çevir bir dön. Böyle bir tane adam. Yani sizden rica ediyorum. Neyi? İstirham ediyorum. Bir gün lütfen bize eşlik edin. Ben ne senin boynunu oynatması ben mi öğreteceğim? Boyun dediğinde o boyun bak çevriliyor işte bak. Siz bu işi... Çevir bir... boynunu. Gel şöyle. Sağa bak. Geldim. Boynundan. Bak. Gördün mü? Bak. Gördün mü? Oluyor. Çıkınca böyle bir adam. Kapanmaz yarayım. Böyle. Bak oynuyor işte. Anladın yeni mı? Bir dünya açıldı sana. Oynayan bir boynum var. Mutlu olabilirsin. Daha dikkat edeceğim efendim. Ama gerçekten Armağan Bey sizden böyle bir şey bekliyorum. Nasıl bir şey? Yani sahne performansı açısından sizden bir yardım bekliyorum. Ha, gelirim. Bir şey değil lütfen o. Lütfen rica ediyorum sizden. Tamam yani. Ama hani mesela... Sen kendini seyrederken sonradan rahatsız olmuyor musun? Bir tane adam böyle, biyonik adam gibi böyle. Armağan, Metin abiye ben burada sormak istiyorum. Sahnede bu tip eğitimler vardır, oyuncuların bu tip eğitim vardır diye biliyorum. Daha esnek olabilmek gayet için. Gayet tabii, gayet tabii. Ama şimdi bu kardeşimizden palyaço şemsiyesi gibi konur konmaz dökülmek beklenemez. Zaten ekstremitesi de öyle, yapısı da öyle, omurgası da öyle, boynu da öyle. Biraz da ona öyle çalışmış ve alışmış artık onun malı olmuş. Yani böyle yaparsam iyi olur kanaati yerleşmiş. Bilinç altında öyle davranıyor. Bir de kendi izah ettiğini daha önceki haftalarda da ben başıma eğersem sesimden rahatsız oluyorum. Sesim çıkmıyor gibi oluyor. Onun için başım dik ve yukarı bağırırsam sesim çıkıyor diye de bir saplantısı var. Onun için böyle yapıyor. Allah'a şükür hasta değil. Yani o spondilis, spondilis hastalıklar vardır. Siz ona baktınız zaten. Yani, tetkik ettiniz. Baston yuttu gibi durmasına rağmen hasta değil çok şükür. Evet. Sağ olun. Yumuşayabilirsin bence. Açabilirsin, esneyebilirsin. Sabahları streç hareketler yap, esneme hareketleri yap. Biraz da buna çalış. Bence çok zor değil Armağan Bey'i mutlu etmek. Benden çok kendi mutlu olacak. Bence o akşam gidince onun yatakta boynu boynu ağrıyordur kendimi sıkmaktan. Ben öyleyim mesela bak. Böyle dururum hep ben. Aklıma gelir indiririm 5 saniye sonra gene bakarım böyle yapmışım. Bak şimdi demin böyle alıştıracağım kendimi. Söz veriyorum tamam. Tamam. Halbuki dans ederken ne kadar esnek bir vücudu vardı. Yani öyle çok katı bir çocuk ama değil. Ama hayır o öyle alıştırmış kendini. Evet. Şarkı söylerken birdenbire başka bir şey yapıyor kendini. Ama demin makyaj odasında baktım orada da öyle yürüyordu böyle. Böyle yürüyor o moda girmiş böyle gidiyor. Yatarken nasıl yatıyorsun sen?
Uyurken böyle. Nasıl yatar Armağan sence? Herhalde dümdüz yatıyordur, lak diye kalkıyordur, ne yapıyordur? Bence yatamaz, onu yatırırlar. Yavaş yavaş öyle. 9-9. 9-9 geldi Armağan Çağlayan'dan. Teşekkürler Armağan'cığım. Bülent Hanım. Ben de aynen 9-9 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Bir mutluluk içinde veriyorsunuz 9-9. 9-9 da Bülent Ersoy'dan geldi. Evet, bir teşekkür hakkınız var. Efendim, buradan öncelikle değerli hemşehrilerim Gaziantep'lilere çok selam gönderiyorum. Tüm Türkiye'ye beni destekleyen herkese selam gönderiyorum. Bu hafta belediye başkanımız haber göndermiş. Doktor Asım Güzel Beyefendi destekleyeceğini belirtmiş. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum.